Herkese merhaba, ben JK ve bugün farklı bir işletim sistemiyle karşınızdayım. Bugün videomuzu Ubuntu üzerinden gerçekleştireceğiz ve Ubuntu serimize başlayacağız. Çünkü Türkçe kaynak yeteri kadar bulunmadığını gördüm ve bu alana inanmayı planladım. Öncelikle Ubuntu üzerinden kendi sistemimizi inceliyoruz. Yeni projelerimizden bir kısaca bahsedelim. Şu an birkaç proje oluşturdum ve bunları daha da geliştirmeye devam edeceğim. Bunları katkıda bulunmak istiyorsanız dediğim gibi Discord'dan bana destek olup birlikte projeyi geliştirebiliriz diyorum. Şimdi arkadaşlar yine bir işletim sistemine geçtik. Burada Ubuntu'dayız. Artık farklı bir işletim sistemi ile beraberiz. Şimdi burada neler yapacağız? Burada Ubuntu'yu baştan sona öğreneceğiz. Tabii ki baştan sona öğrenmekten kastım işletim sistemini öğreneceğiz. Neden peki Ubuntu? Biliyorsunuz Ubuntu Linux işletim sistemini kullanıyor. Şimdi kaç tane işletim sistemi biliyoruz? Bir tanesi iOS, bir tanesi Windows, bir tanesi de Ubuntu ya da Linux diyoruz. Hani nasıl Windows'un XP'si, Windows 10'u varsa Linux'un de Ubuntu'su var, başka türleri var. Ama biz Linux'un şu an Ubuntu'sunu kullanacağız. Çünkü bizim kolayımıza ve bizi işlemimizi daha çok kolaylaştırıyor. Ubuntu tabii ki Linux tabanlı ama Linux üzerinden siz kendi işletim sisteminizi oluşturabiliyorsunuz. Bu Ubuntu üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm şeyler açık kaynak kodlu. Her şeye erişebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel özellikler ve açık kaynaklı olması beni de buraya itti. Neden burada çekiyorum videoyu? Belki ilerideki videoları da burada çekerim. Bildiğimiz site kodlaması falan. Çünkü farklı olsun istiyorum. Şimdi Türkiye'de yapılmamış bir şekilde yapmak istiyorum. Zaten Türkiye'de ben gibi video çeken bir şey de yok. Üniversite öğrencisi falan da yok ama hani ben baktım böyle YouTube'da inceledim biraz Ubuntu'yu. Ya herkes Hindistan, tamam mı? Hintli herkes böyle konuşuyor. Onların da aksanı biraz garip. Dedim yani hiç Türk yok, hiç İngilizce kaynak bile çok fazla yok. Hani video çeken yok diyeyim, kaynak fazla da. Ya herkes böyle şey Hindulu falan olunca ben dedim ki Türkiye'de niye böyle bir şey yok? Ve ben de bu sistemi kurdum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün kısaca hemen Ubuntu'da terminal komutlarından bahsedeceğim. Zaten ben de öğrenmeyi başladım. Bunu öğrendikten sonra kendim öğreneyim diye biraz da bu şekilde bu yola giriyorum, anlatma yoluna. Şimdi öncelikle Ubuntu'da şöyle bir şey var. Yaptığımız her şeyi komutlarla, biz terminallerle yapıyoruz. Tabii ki normal yola yapılabilir ama terminallerle gerçekleştirmemiz gereken bazı kesin net olaylar olması gerekiyor. Bunu nasıl açıyoruz? Bunu bu şekilde sağ tıklayıp Open in Terminal dediğimizde böyle bir terminal açılıyor. Bu çok büyük. Ben büyüttüm bilerek. Hani bunun yok normal boyutu bu kadar değil ama şimdi burada Preference'te bastım. Burada gördüğünüz gibi ben bir yazı boyutunu 23 yaptım ama bu sizin için küçük gelecektir. Şimdi görelim diye ben bunu büyüttüm. Biraz rahatsız ediyor olabilir. Ekranı çok büyük çünkü. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bundan bahsedeceğim. Termalden. Termal ne? Öncelikle termal arkadaşlar bunu burada açtığınız zaman desktop. Bakın burada dizini gösteriyor. Ben şu an desktop'tayım diyor. Biz bunu eğer burada gelip de herhangi bir jack-up'ın içerisinde, download'un içerisinde ben eğer open in terminal dediysem bu sefer de gördüğünüz gibi ben download'tayım diyor. Ben download terminal'deyim diyor. Ve bu şekilde terminal'i biz istediğimiz klasörün içerisinde direkt açabiliyoruz aslında. Ama ben şimdilik nerede açacağım? Ben masa üstünde herhangi bir yerde açacağım. Açtığım zaman bana desktop diyor. Sen masa üstündesin şu an. Masa üstü temeli açtın diyor. Doğrudur. Şimdi biz buradaki öncelikle belli birkaç tane komutları kullanacağım. Öncelikle ben her yazılım programa dilinde yaptığım şey var. Hani open ne yazıyoruz? Hello world yazıyoruz. Burada hello world yazarak başlayalım. Burada bir çıktı almak için, ekrana bir çıktı yazması için komutumuz echo. Echo yazıp hello Ubuntu diyelim biz. Şu ünlem de koyalım. Yazdığınız zaman ekranı gördüğünüz gibi Hello Ubuntu yazdırdım. Aynı zamanda mesela Echo ile alakalı biz başka bir örnek verelim. Echo diyorum ve burada bir değişken, bir ne değişkeni bu? Ortam değişkeni. Ortam değişkeni oluşturuyorum. O yüzden ben buraya bir dolar işareti koyacağım. Dolar işaretini koyduktan sonra buraya shell yazıyorum. Kabuk. Bu da bana neyi veriyor arkadaşlar? Bu da bize kabuğumuzu bastırıyor. Bizim kabuğumuz neymiş? Bench'miş gördüğünüz. Bu bizim kabuğumuzun ismi oluyor. Bu gibi mesela echo yazdırmış olduğum birkaç komut buydu. Peki ya biz echo hakkında neler yapabiliriz? Echo komutu nedir diye bunu aslında biz terminal sorup öğrenebiliyoruz. Nasıl yani? Şu şekilde. Öncelikle clear metodumuz yazdığımız zaman her şeyi temizliyor. Şimdi ben echo hakkında bilgi almak istiyorum. Ya da ben herhangi bir şey için yardım almak istiyorum. Direkt o zaman yardım nedir? Help. Help'i yazdım. Gördüğünüz gibi bana burada birkaç tane komut burada bana hani yardımcı olabilecek
bir liste. Şimdi ben burada help deyip echo yazarsam bizim yazdırma şeyimizi, echo komutumuzu bana echo hakkında bilgi veriyor bakın. Write arguments to the standard output. Yani çıktı almak için bir yazı yaz. Yani bu bizim çıktığımızı sağlıyor ve burada optionlarından bahsetmiş ve birkaç tane de opsiyonla yine devam etmiş bahsetmeye. Biz burada ne öğrendik? Echo'yu nasıl kullanacağım hakkında yardım aldım. Peki echo nedir diye soru sormak için what is echo komutunu kullanacağım. İlk önce clear diyeyim. Şöyle clear. Şimdi ben echo'yu tam olarak anlamadım. Help dedim. Bir şeyler almaya çalıştım olmadı. Ya ben burada şimdi komutun öğrenmeye çalışıyorum aslında. Echo bizim yazdırma komutumuz değil mi? Şimdi diyeceğim ki what is echo? What is echo? Yani bu da bana bir satırda kelimeyi tanımlıyor. Yani diyor ki echo senin satırlara yazmanı sağlıyor. Yani senin çıktanmanı sağlıyor diyor. Line of text. Bir görünüm, bir satır yazı diyor sana, anladınız mı? Burada bize bundan bahsediyor. Yani echo hakkında biz bu şekilde bilgilere sahip olabiliyoruz. Bir diğer komutumuza baktım. Şimdi o da man. Man echo. Bu da echo hakkında bana bir clause açıyor. Şu gördüğünüz şey bana echo'nun kullanım tarzı, echo'nun kullanım kılavuzu diyebilirim. Bundan çıkmak için de Q'ya basıyorum ve clear diyorum. Ekranımı temizliyorum. Burada ne öğrenmiş olduk? Terminalde ilk girdiğimizde yardım komutlarımızı ve ben bir sonra bir komut yazdığımda herhangi bir komut mesela ls komutu yazdığımda siz bunun ne olduğunu kendiniz öğrenmek isterseniz ne yazmamız gerektiğini öğrendik. Yani mesela man ls nedir? Ls hakkında bildi. What is ls? Bu da list direction contents, yani sana o dizinin içeriklerini listeler diyor. Şimdi bunlardan zaten bahsedeceğiz ama öncelikle sistem özelliklerini öğrenmemiz için yazmamız gereken komutlardan bahsedelim. Öncelikle hangi kernel'ı kullanıyoruz? Bunu öğrenmemiz için uname, bildiğiniz name, isim. Uname yazdığımda hangi kernel'i kullandığımı bana yazdırıyor. Burada ben neyi kullanıyormuşum? Linux. Doğrudur. Biz şu an Linux işletim sistemini kullanıyoruz. Şimdi geldim. Bize sistemle ilgili tüm bilgileri vermesi için yazmam gereken komuta. Aynı şeyi yazıyorum. Uname. Bir boşluk, çizgi ve A harfini yazdığım zaman bu da bana sistemle alakalı tüm bilgileri veriyor. Bunlar da önemli. Ve ben burada bilgisayarımın hangi işletim sistemi olduğunu, bilgisayarımın markasını diyeyim daha doğrusu, yani marka sistemini falan ve her şeyini açık bir şekilde görebiliyorum. Burada bizim anlayabileceğimiz tüm bilgiler mevcut. Aynı zamanda sistem açıklaması ve sürüm hakkında bilgi almak için de şöyle bir lbs altire release ve yine tire a yazıyorum. Bu da arkadaşlar bana sistem hakkında, ben ne yanlış yazdım? Pardon, ben lcb yazacaktım. lcb release tire a yazdığımızda bana sistemle alakalı neyi veriyor? Sürümünü veriyor. Açıklamasını veriyor. Bakın description diyor da. Ve ben burada Ubuntu'nun 20.04. ve 2 long sürümünü kullandığımı öğrenmiş oluyorum. Yeniden clear metoduyla her şeyi temizledim. Burada da sistem özelliklerimizi veren komutları öğrenmiş olduk. Şimdi gelin birkaç dizin işlem yapalım. Birkaç klasör oluşturalım ve silelim. Bu işlemleri nasıl yapacağız? Ya öncelikle geldim buraya. Open terminal dedim. Ben bu klasörde mesela şu an desktop'tayım. Bunu nasıl öğrenebileceğim? PvDPy. Ben böyle öyle kısalttım. Yani PvD. PvD nedir? Bu bizim şu an bulunduğumuz, hatta yazalım. What is PvD? Yani bunu direkt yazın benden sonra. What is PvD? Ne diyor? Print name of current direction. Yani directory. Yani ne demek istiyor burada? Sizin çalıştığınız dizinin neyini, ismi, yani adresi neresi? Bura nere diyor? Ben nerede çalışıyorum? PvD. Mesela şu an neredeymişim? Home, Jacob, Desktop. Yani ben şu an Home içerisindeki Jacob'ın içerisindeki Desktop'tayım. Doğru mu? Doğru. Çünkü ben bir şu an masa üstündeyim. Ya bunu değiştirelim. Mesela burada değil de ben gelip Jacob'ın içerisinde herhangi bir dosya, doküman, müzik diyelim. Müzik içerisinde Open Terminal dediğim zaman burada PvD yazdığımda bana bu sefer Home içerisinde Jacob'ın içerisinde müziktesin diyor. Şimdi ben bunları öğrendim. Şimdi demek ki biz PvD ile
o klasörümüzün bulunduğumuz klasörün adresini alıyoruz. Şimdi gelin burada open in terminal diyerek burada ben bir klasör oluşturacağım. Yani ben masa üstünde bir klasör oluşturacağım. Bunun için neyi kullanıyorum? Make director. Yani make dir'in, director'ün dir'i. Bunu yazdıktan sonra bir isim lazım bize. Ben buna hani YouTube dedim. Bu şekilde. Bu bizim ne yaptı bakın gördüğünüz hemen solda. Masa üstünde olduğum için şu an ben desktop'ta olduğum için ve kodumu desktop içerisinde buraya yazdığım için masa üstünde YouTube adında bir klasör oluşturdu. Ama bakın bu klasör boş mu? Şu an boş. İçerisinde hiçbir şey yok. Tamam güzel. Şimdi buna birkaç işlem yapalım. Ben burada ls diyorum. Ve ben şu an ne gördüm? Masa üstünde olan dizinleri gördüm. Benim masa üstünde dizim var mıymış? Varmış. O da neymiş? YouTube. Diğer ikisinden gözükmedi. Diğer ikisinin de gözükmesi için şu şekilde bir kod kullanalım. ls slash a diyelim. Ve bir tanesinin nokta, iki tanesinin iki nokta gösterdi. Diğerini YouTube diye gösterdi. Demek ki onların da isimleri var ama onları noktayı da gösteriyor. Ben gizli şey olduğu için diyelim. Hani bunlar gizli, hani burada gözükmüyor falan diye düşündük olursak hepsini görmek isteyelim diyelim ya da. Ya ben masa üstünde ne var ne yok hepsini görmek istiyorum diyorum. O yüzden burada ls li kullanacağım. Bu şekilde yaptığım zaman da bana masa üstünde şu an 3 tane varlık gösteriyor. Bakın burada 1, 2, 3. Bunların işte jacob ismi, kullanıcı ismi, grup ismi, bu id'si, buradaki işte benim tarihim şu an 2 Mayıs saat 8'de çekiyorum videoyu. O yüzden bunları bana gösteriyor. Güzel. Yani şu an benim masa üstünde 3 tane şeyim var. Biri nokta, biri iki nokta diye YouTube. Şimdi bunları clear diyorum. Biraz izinli işlem yapalım. Ben YouTube içerisine girmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl gireceğim? Komutumuz belli. Change director. Yani CD. CD yazıp herhangi bir YouTube yazıp tab'a bastığım zaman ben bu klasörün içerisine girmiş olurum. Bakın orada mavi renkte yazan yer bir daha arttı. Desktop içerisinde YouTube'dasın diyor şu an. Ben burada ne yapmış oldum? Ben klasörün içerisine girdim şu an. ls dediğimde bana klasörün içerisini gösterecek. Çünkü ls o düzeni gösteriyordu. Ve de ls'un boş olduğunu görüyoruz. Yani şu an hiçbir şey yazdırmadıklarına. Ben o zaman buraya birkaç dosya oluşturayım. Touch diyeyim. Touch bizim nedir? Klasör oluşturma. Yani bizim dosya oluşturma desem daha doğru. Dosya oluşturma komutumuz. O zaman bir hemen what is touch diyelim. Ondan sonra bir yazalım. What is touch? Change file themes temps. Yani burada bir dosya oluşturmak için bana bir bu komutun kullanabilir olduğunu söylüyor. O halde ben de hemen kullanayım. Touch. Touch dedim ve ne oluşturalım? YouTube'un içerisinde bir algoritma oluşturalım. Şimdi ben YouTube içerisinde bir algoritma oluşturdum. ls diyorum ve artık YouTube klasörünün içerisinde bir dosya olduğunu görüyorum. Aynı şekilde YouTube dosyasının zaten içerisindeyim. YouTube'un içerisinde bir klasör oluşturmak istiyorum. Bakın bir dosya da oluşturduk, bir de klasör oluşturacağım. O zaman hemen ne yapıyorum? Make'tir yazıyorum. Bu bizim klasör oluşturma ismimizdi. Ve diyorum ki buraya kanallar. Kanallar. Şimdi ls diyorum gene YouTube'un içerisinde ve diyor ki artık bu dosyanın içerisinde bir tane kanallar adında dosya var. Klasör var. Bir tane de algoritma adında bir dosya var. Gerçekten yapmış mıyız bakalım. Bakın yaptığımız şeyler buraya adım adım geliyor. Aslında biz bu ikisini oluşturduk şu an. Ve şu an buradayız. Şimdi bir clear diyelim. Clear. Sonra hemen PewDiePie diyelim. Ve ben şu an hala YouTube içerisindeymişim. Şimdi ben bu YouTube'dan çıkmak istiyorum. Dışarıda bir tane video oluşturmak istiyorum. Değil mi? O zaman ne yapacağım? CD bizim neydi? Klasör değiştirme komutumuzu. CD yazıp iki nokta bıraktım. Bu şekilde yaptığım zaman ben bu klasörden çıkmış oluyorum. Bakın artık YouTube yazısı gelmedi. Buraya PewDiePie dediğim zaman ne oldu? Home, checkup, desktop. Şu an masa üstündesin. Şimdi ben buraya bir klasör de oluşturalım. Make'dir. Bu da Facebook olsun. Bu şekilde. Facebook da geldi. Ben şimdi neye girmek istiyorum? YouTube mu Facebook mu? Hangisi girmek istiyorum? Hadi sizi seçelim. Beraber seçelim. YouTube. CD. CD YouTube diyorum. Bakın yo yazdım. Tab'a basıyorum. Kendi tamamlıyor zaten. Ve hani şunu yaptığı zaman buna gir. Hani bu klasör, bu dizinin olduğunu anlatıyorsun. Bu şekilde yaptığım zaman buna giriyor. Ha ben buna YouTube yazınca neden bu tab'a bastığım zaman tamamlıyor? Yo yazdım. Tab'a bastım. Tamamladı. Mesela Facebook'un fasını yazdım. Tamamladı. Çünkü şu an ben
Masa üstündeyim ve şunların baş harfini yazdıktan sonra olacak şeyler belli. Bana alternatifleri sunuyor. Bir tane daha o zaman hemen şöyle oluşturalım make'lerimizi ve make'lerimizi oluşturalım ve diyelim ki bu sefer de face olsun, tamam mı? Bir tane daha oluşturalım. Şimdi diyeyim ki ne diyeceğim? Ben burada Siri face yazdım. Tab'a bastım. Burada diyor ki bana bak iki tane seçenek var diyor. Sen diyor hangisini seçmek istiyorsun? Daha belli değilim diyor. Anladın mı? O yüzden orada bir şey oldu. Hangisini seçmek istediğimi bana sordu. Ve ben buradan artık bir tanesini seçeceğim. Bu seçtiğim zaman B harfinden ayrıldığı için tab'a basabilirim artık. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bunu silelim. Burada da kader diyelim. Buraya da baştan devam edelim. Bu şekilde oluşturduk. Tamam, şimdi hemen YouTube'a girelim. CD YouTube. Giriş yapıldı. Çok güzel. Şimdi bunun içerisinde ne varmış bakalım. Algoritma var, kanalları var. Peki bu içerisindeki algoritma ne? Yani TXT dosyası mı? PSD dosyası mı? Ne? Bunu öğrenmem lazım. Bunu öğrenmek için file diyorum. Algoritma diyorum. Bakıyor. Diyor ki algoritma şu an boş. O zaman bu şu demektir. Biz bir klasör bir dosya oluşturduğumuzda Windows'ta ona bir uzantı veriyoruz ve diyoruz ki bu bir TXT dosyası. Bu bir Word dosyasının uzantısı. Bu da bir işte PSD yani Photoshop uygulamasının bir uzantısı. Ama burada boş. Uzantısı yok. Yani bunu ben seçeceğim. Ben oluşturmadım da hiçbir şekilde hani her tabi evrilebilir. Bu güzel bir şey. Şimdi pekala o zaman ne yapacağız? Biz bir de ne yapalım? Bunu ikinci bir öğrenme yönüne bakalım. O da start. Start yazıp algoritma yazdığım zaman bu daha detaylı bir şekilde bana o dosyanın ne olduğunu söylüyor. Neymiş? Algoritma diyor şu an bu dosyanın ismi. Bu içerisinde size boş, blok yok, ID bloğu bu. Ve işte birkaç link ve burada bana oluşturma tarihlerim. Ve İstanbul'da olduğumuz için de yani saatimiz artı 3 saat dilimi. Ne söylüyor? Biz bunu dolduralım. Biz bunu içine bir yazı yazalım. Bunu nasıl yapacağız? Eko ile yazacağız. İlk başta yaptığımız eko ile. Şimdi o zaman geldim ve dedim ki burada eko. Selamlar YouTube. Ben Jacob ve bu da ilk Ubuntu video diye bir yazı yazdım. Şimdi bundan sonrası büyüktür işareti koyduktan sonra nereye yazacağımız? Ben nereye yazacağım? Algoritmaya. Enter'a bastım. Artık o dosyanın içerisinde bu yazı yazıyor. Ya bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi burada önemli olan şey şuydu. Ben zaten YouTube'un içerisinde algoritma olduğunu bildiğim için ne yaptım? Burada direkt algoritma yazdım. Bunda bir sıkıntı yok. Ve eko dedim. Bu yazıyı yazdırdım algoritmanın içerisine. Şimdi bunu okumam lazım. Bir ls diyelim, içerisinde hala iki tane var. Tamam, doğru. Okuyacağım. Okuma komutumuz cats. Cat bizim okuma komutumuz. O zaman hemen soralım. What is cats? Burada ne yazıyor? Bizim standart output'larımızı yani okuyucu standart bir çıktı olduğunu sana söylüyor. Peki ya. Şimdi geldim ben buraya, bunu bir cat'ini alayım bakayım. Cat. Ne yapacağım? Algoritmanın cat'ini alacağım. Algoritma. Bastım. Burada ne diyor? Cat algoritma no such file direction. Böyle bir şey yok diyor. O zaman yanlış yazdık. Çünkü olması lazım. Çünkü evet, yanlış yazmışız. Cat algoritma. Evet, bakın çıktı olarak ne geldi? Selamlar YouTube, ben Jacob. Bu da ilk Ubuntu videom diye bir yazı geldi. Şimdi bu yaptıklarımızı, bu clear diyelim buradan. Ve exit diyelim. Buradan da exit. Evet. Buradan çıkalım ve gelelim bakalım neler yapmışız. Yani biz komutlarla yaptığımız şeyler aslında neymiş? Biz komutlarla buranın içerisinde oluşturduk. Sonra bunun içerisine girdik. Geri çıktık. Sonra buraya bir text source oluşturduk ve bunun içerisine yazı yazdık. Ve bu yazımız 54 byte'lık yer tutan bir yazı olmuş. Gördüğünüz gibi bu bir içerisine bakın, selamlar YouTube, bence kapıda ekibini içine yazmış olduk. Hani bunu sadece komutlarla yaptık biz. Ha, buradan yazamadık, yazardık. Yani burada da bir sıkıntı yoktu gördüğünüz gibi. Bu da ikinci yazım diyeyim. Buradan yazabilir, CTRL S yaptığımızı kaydedebilir ve kapatabiliriz.
Ama biz şu an hani birçok işlemimizi komutlarda yapacağımız için temel komutları basit örneklerle öğreniyoruz. Tamam, güzel. Şimdi ben ne yapacağım? Ben yine açacağım son kez ve burada hemen desktop'tayım şu an. Hemen bir CD deyip YouTube'un içerisine girelim. Orada algoritma mıydı? Evet, algoritma. Biz file deyip algoritmamıza bakacağız. Bunu artık şey ne? Yani eskiden boştu. Şu an ne oldu? İçerisinde yazı yazdım. Bakın UTF-8 Unicode Text diyor. Artık bu text dosyası olmuş. Tamam, çok güzel. Bir de aynı şeyi statına bakalım. Stats, algoritma. Burada gördüğünüz gibi bize bir 76 boyutunda 8 blokluk bla bla bir dosya olduğunu söylemiş olduğu. Çok güzel. Şimdi bir de çoklu dosya oluşturalım. Mesela ben şu an PewDiePie diyorum. YouTube içerisindeyim, tamam. Şimdi ben burada hemen ne? Touch. Touch benim dosya oluşturma, class dosya oluşturma komutum. Touch dedim. Burada skill diyeyim. Ve burada da birkaç dosya oluşturacağım. Mesela 3 tane. Birden nokta nokta 3 ediyorum. Ve başlıyorum. Şimdi ne yapmış oldu? LS diyelim. Gördüğünüz gibi bakın artık 1 skill 1 skill 2 skill 3 diye 3 tane dosyayı arda arda oluşturdum. Şöyle görebilirim. Bunun tek satırda yaptı. Bunun komutu bu. Aynı şekilde make'tir yazıp bunlarda da işte ne? Bunun ismi ne olsun? Başlık. Başlık deyip mesela burada da 5 tane oluşturalım. 5 diyeyim bu şekilde. Enter'a bastım. LS dedim. Ve bu sefer de 5 tane klasör oluşturdum. YouTube'un içerisinde. Başlık 1, başlık 2, başlık 3 diye. Bu şekilde devam etti. Şimdi Skill 3'ü başlık 3'ün içerisine atalım. Taşıyalım. Nasıl yapacağım? Move. Move komutunu kullanacağım. O zaman hemen bir soralım. Hatta bir clear diyelim. Clear. What is move? MV. Move yani bu move. Başka bir şey değil. Taşıma yani. Dosyaları taşın. Çok iyi. O zaman taşıyalım. Ne yapacağız? Biz skill 3'ü move skill 3'ü nereye taşıyacağım? Başlık 3'e. Taşıdım. Bakalım. LS diyelim. Skill 3 var mı? Yok. Nerede o? Bakalım şöyle. Yok. Peki gerçekten gitmiş mi? Hemen bakalım. Ben başlık 3'ün içerisine girmek istiyorum şu an. CD başlık 3. CD başlık 3. Şu şekilde yazdım. Baktım. LS dedim. Evet, bakın başlık 3 içerisinde LS yaptığım zaman yani burayı listediğim zaman orada olduğunu gördüm. Çok güzel. Peki ya biz bunu kopyalayalım. Kopyaladım ve başlık 5'in içerisine atalım. Tamam. Mesela ne yapalım? Dur bir dakika. Bir çıkalım buradan. CD diyorum. 2 noktayı bırakıyorum. Artık YouTube içerisindeyim. Bir de Skill 1 ve Skill 2'yi kopyaladım. Kopyalamanın komutu kopya arkadaşlar. Bu şekilde bakayım yanlış mı yazıyorum. Evet, doğru yazıyorum. Copy. What is copy diyorum. What is copy? Copy files and directions. Dosyaları ve dizinleri kopyalamamız için bir komut. Copy diyorum. YouTube içerisindeyim. Skill 1 ve Skill 2. Nereye? Güzel, nereye? Başlık 2 içerisinde olsun. Başlık 2. Enter'a bastım. İşte el istedim. Hepsi duruyor. Ben bir de başka için içerisine gireyim. CD başlık 2 içerisindeyim. Şu an bir LS diyorum. Bu arada skill 1 ve skill 2 görüyorum. Baktım şuradan geldim. Gözle görülebilir bakalım yapalım bir de. Şimdi ben neredeydim? Ben YouTube'dayım. YouTube'un içerisinde ne yaptım ben? burada skill 1 ve skill 2 var. Başka 2'ye bunları atmış mıyım? Atmışım. Çok güzel. Evet, bu videomuz da böylelikle komut listelerine girmiş olduk. Bir sonraki videolarda bunu devam ettireceğim. Zaten ben de Linux'u hemen kurdum. Eksik olduğunu fark ettim YouTube'da. Hemen dedim eğitimlere ben de başlayayım. Hani birkaç kaynak araştırıp kendim öğrendim. Sonra öğretmeye çalışıyorum. Zaten etkili bir öğrenme böyle oluyor. Şimdi OBS'i kurdum Linux'e bu videoyu çekebilmek için. Onun dışında herhangi bir şey yapmadım. Daha bozmadım yani Linux'u.
Bir de kurulurken 200 GB'lık yer verdim. Çok büyük verdiğimi düşünüyorum ama benim 2 TB'lık yerim vardı zaten boş duran. O yüzden acımadım yani. Şu anlık sıkıntımız yok. Eğlenceli videolar bizi bekliyor. Linux sistemiyle alakalı çok şey çekeceğim. Böyle herhangi kurulumları falan hepsini çekeceğim. Çekmeyi planlıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.